Evet, Karamollaoğlu'nun ittifakla ilgili ve diğer konudaki açıklamalarını şimdi Sayın Arslan Bulut'la konuşacağız. Sayın Bulut, iyi akşamlar. İyi akşamlar Lale Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, daha önce de konuşmuştuk. Temel Karamollaoğlu ilginç bir çıkış yakaladı ve devam ediyor. İşte sosyal medyadan yaptığı açıklamalar, ittifaka yönelik açıklamalar ilginç bir durumu gözler önüne seriyor. Şimdi ittifakla ilgili yaptığı, söylediği sözler çok önemli. Milli görüşle ilgili bu gömleği giyer mi giymez mi yeniden hükümet? Diyor ki bizim gömlek bunlara sığmaz, giremezler, yırtılır diyor. Önce bu yorumunu sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet, şimdi biliyorsunuz bu gömlek meselesinde başka kavramlar da var. Yani gerekirse papaz elbisesi bile giyerim demişti biliyorsunuz Tayyip Bey. Yani iktidardan AKP iktidara gelmeden hemen önce. Daha sonra da milli görüş gömleğini çıkardık demişti. Şimdi milli görüş gömleğini gerçekten çıkardıkları belli yani 15 yıllık icraatlarından. Dolayısıyla Temel Karamollaoğlu da bu görüşün asıl sahibi olarak kendilerini görerek diyor ki bizim onların giydiği gömlek yani bizim gömlek bunlara sığmaz. Yani bunlara dar gelir yahut da işte yırtılır bu gömlek falan diyor. Çünkü onlar da dünyaya açıldılar. Dünyada başka gömlekler var. O gömlekleri giydiler. Ve işte Amerikan esintisi Avrupa Birliği esintileriyle uzun süre götürdüler, hareket ettiler. Şimdi Amerika ile Avrupa ile sanki mücadele ediyormuş gibi bir görüntü içindeler ama işin aslı öyle değil. Aslında yine işte Türkiye'nin dönüp dolaşacağı yer Kürtçü dükkanıdır misalinde olduğu gibi işte Suriye bombalanması olayı gösterdi ki yani yine Amerikan ekseninde döndüler. Ve üstelik Temel Karamollaoğlu'nun da çok açık bir şekilde belirttiği gibi kutsal bir gecede Miraç Kandili gecesinde İslam dünyasının bir ülkesine operasyon yapılıyor, bombalar yağdırılıyor. Bizim ülkemizin sözde İslamcıları yani hem alkışlıyorlar hem de yani yüreğimizin yağı diyemiyorlar, sevinemiyorlar. Bunlar kavramlar bulunuyorlar. Yani ne kadar üzücü, ne kadar aşağılık bir durum. Yani Türkiye açısından ve Müslümanlar açısından aşağılayıcı bir durum. Evet. Ama yani bir milletin evlatları kendi kendine, kendi dinine mensup olanları aşağılar mı bu şekilde? Başkaları tarafından aşağılanmasını yeterli görmüyorlar. Biraz daha yapın. Ne olur diyorlar. Gelin saldırın Suriye'ye. Ya Suriye saldıran yarın gelip sana saldıracak. Bunu görmüyor musun? Ama ne diyeceksiniz? Fakat burada Temel Karamollaoğlu'nun bu 28 Şubat'la ilgili sözleri de çok önemli. Ona da aynen katılıyorum ben. Çünkü öteden beri ben aynı görüşü savunuyorum. 28 Şubat'tır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sebebi diye. Tabii bu son yargılamalarda verilen mahkemet kararlarını onayladığım anlamına gelmiyor. Doğru bulmuyorum ama yani bu 28 Şubat sürecinde yapılan yanlış politikalar, yanlış uygulamalar gerçekten de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yol açmıştır. Ve işte hala da bu baskıların ekmeğini yiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hala bu başörtüsü, İmam Hatip meselesi üzerinden sürdürdüğü iktidarını şimdi yine başka gerekçelerle de olsa sürdürmeye çalışıyor ama artık deniz bitti. Yani şu anda ne olacak da bilemiyorum. Yani şimdi bir taraftan Amerika'ya meydan okuyorsunuz, devamlı meydan okuyorsunuz. Ondan sonra da Amerika Suriye'yi bombalayınca az yaptınız, biraz daha devam edin diyorsunuz. Ve işte tabii Türkiye'nin orada menfaatleri söz konusu. Afrin'e müdahale ediyorsunuz. Daha önce Elbaba müdahale etmişsiniz mecburen. Ama bakıyorsunuz ki bunlar da Büyük Orta Doğu Projesi'nde çizildiği gibi uygulamalar. Yani bu Afrin ve Elbap bölgesi Suriye'ye bırakılmış esasen. Yani Rus egemenliğine bırakılmış aslında. Rusya ile Amerika arasında bölüşülmüş Suriye. Çoktan bölüşülmüş. Biz burada yani kendi Türkiye'nin menfaatlerini korumaya çalışıyor gibi bir görüntü veriyoruz ama o da şimdilik ne kadar koruyacağız o da belli değil. Ve buna rağmen iktidar devam ediyor ve Temel Karamollaoğlu'nun görüşleri tabii bu kadar önem taşıyor. Niçin? Yani bunları başkaları söylese yani elbette pek etkili olmuyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni üzerinde etkili olmuyor fazla. Ama Temel Karamollaoğlu kendi içinden geldikleri camianın yani bir fikir grubunun şu andaki sözcüsü olarak, önde gelen lideri olarak
söylediği zaman etkili oluyor diye düşünüyorum ve o kanaatteyim. Bu daha da bu etki büyüyecektir seçime doğru diye düşünüyorum. Evet, şimdi hakikaten önemli açıklamaları Karamollaoğlu'nun. Çünkü aynı ideolojiden gelip ama bir noktadan sonra özellikle son dönemde farklılaşan iki partiden söz ediyoruz, iki liderden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu AKP'ye bir süredir bu konuşuluyor zaten, ciddi oranda oy kaybına yol açacak mı? Artan bir popülariteden ve oy oranından söz etmek mümkün. Bugün yine Cumhuriyet'te bir haber vardı. Saadet Partisi'nin bu kamuoyu araştırmalarını çok yakından takip ettiği ve oy oranının %5'e yaklaştığı ifade ediliyor. Keza yine bu nispetle de bu oranda da aynı paralellikte Karamollaoğlu'na ilginin %10'lara çıkması oldukça manidar. Bu konudaki yorumunuz nedir? Evet, yani bu, ben de farkındayım o araştırmanın. Yani abartıldığını kanaatinde değilim. Çünkü gerçekten de Temel Karamollaoğlu'nun popülaritesi çok yüksek. Takdir görüyor. Yani mesela CHP tarafından takdir görüyor. İYİ Parti tarafından takdir görüyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini de etkiliyor. Belki %10'dan daha fazla da etkileyebilir. Yani şahsen. Tabii bu milli görüş kavramını temsil eden şimdiki bu Saadet Partisi'nin başına gelmesi Temel Karamollaoğlu'nun muhteşem bir hadise. Çünkü gerçekten sağduyuyu temsil ediyor, sakin bir duruşu temsil ediyor, aklı temsil ediyor. Ve bugüne kadar yapılan yanlışların tamamına cepheden karşı çıkıyor ve açık açık her şeyi söylüyor. O bakımdan daha da etkili olacağı kanaatindeyim. Ama burada tabii takdir edersiniz ki şimdi hem liderlikle parti arasında bir fark var. Biri %5 deniliyor, biri %10 deniliyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu oranda da olsa da yani liderle parti arasında bir fark söz konusu. Bunun gibi İYİ Parti'de de aynı durum söz konusu. Yani Meral Akşener'in popülaritesi İYİ Parti'den daha fazla şu anda. Bunun kendi yani parti sözcüleri, hatta son divan işte kongrede divan başkanlığı yapan Ahmet Anlıcan da söylemişti. Yani burada şu husus var. Partililerin yani gerek Saadet Partisi'nde olsun gerek İYİ Parti'de olsun iki partinin tabanı yahut da kadroları liderlerinin iyi takip ederlerse daha iyi sonuç alırlar diye düşünüyorum. Birlikte daha iyi sonuç alırlar diye düşünüyorum. Peki bu her iki parti için de söz konusu kuracakları ittifak da yine bu anlamda AKP'nin oylarının düşmesine bir ivme kazandırır mı? Şüphesiz, çünkü tabii henüz böyle bir ittifaktan söz etmiyorlar. Biz milletle ittifak yapacağız falan diyorlar ama şayet dediğiniz gibi ittifak olursa aralarında Saadet Partisi işte bugün %5 gibi görünen oylarını %10'lara kadar çıkarabilir bu ittifak içerisinde. İşte bugün %15-16 kesin gibi görünen İYİ Parti oyları da 25'lere falan da çıkabilir. Dolayısıyla bu nereden alacak o zaman oyu? İki parti de büyük ölçüde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden alacak. Şayet tabii bu beklentiler yerine gelirse ve daha büyük bir dinamizm gösterebilirlerse. Yani dünya olayları, Türkiye'nin etrafında dönen olaylar da tabii bütün bu seçimleri, seçmenin kararını etkileyecektir şüphesiz. Ekonomik kriz durumu da etkileyecektir şüphesiz ama yani iki partinin kendi aksiyonları, kendi hareketleri, kendi fikir duruşları ve işte vatandaşa dönük eylemleri sonucu belirleyecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii iki parti de sağ gelenekten geliyor söz ettiğimiz İYİ Parti ve Saadet Partisi ama onun dışında işte Cumhuriyet Halk Partisi, HDP var, mecliste evet. Grubu bulunan partiler. Dolayısıyla ideolojik kısmı bir kenara koyup bu partilerle de bir ittifak görebiliyor musunuz siz bir gazeteci olarak? Olabilir mi böyle bir olasılıktan söz etmek mümkün mü? Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu durum artık o eşiği atlamış gibi görünüyor. Evet. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı seçimi için birinci turda değil ama ikinci turda doğal bir ittifaktan söz ediliyor zaten. Yani işte ilk birinci turda netice alınamazsa yani işte %50+1 kimse alamayıp da iki kişi kalırsa işte diyelim ki bu iki kişiden birisi CHP adayı olursa diğer partiler yahut İYİ Parti adayı olursa diğer partiler yani CHP ve Saadet Partisi'nin ve diğer muhalefet partilerinin
bu işte son ikiye kalan adayı desteklemesi yönünde. Şu anda bir mutabakat var gibi görünüyor ama Meral Akşener bu konuda kesin beyanda bulundu. Henüz CHP'den ve Saadet Partisi'nden bu yönde bir açıklama henüz gelmedi ama böyle olacaktır diye düşünüyorum. En azından bu sağlanırsa ikinci tur için önemli bir adım olur. Ve gerçekten de birinci turda kim öne geçerse ona göre aday belirlerse, hem Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'nin adayı belli zaten. Cumhuriyet Halk Partisi ona göre bir aday belirlerse, ki CHP adayı bu arada söz konusu, onun ikinci aday olarak kalması, yani Tayyip Erdoğan'la birlikte ya da bir de Meral Akşener'in kalması söz konusu. Ama CHP adayı ama Meral Akşener kalsın. O zaman sona kalan, yani son ikiye kalan adayın desteklenmesi halinde, yani böyle bir ittifak kurulması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'nin lehine sonuçlanır diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun, çok ince tabii, hem aritmetik olarak hem fikir konusunda uyuşma olarak çok ince hesaplar yapılıyordur muhakkak partiler içinde. Bekleyip göreceğiz. Sayın Bulut, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sağ olun. Sağ olun.